Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar efendim. Bugün 3 Ağustos Salı. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Vali Gökmen Çiçekçi artık Afyonkarahisarlı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek sosyal medya hesabından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Vali Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik ünvanı verildiğini duyurdu. Vali Gökmen Çiçek bu karar sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu ince düşünceniz, nezaketiniz beni çok mutlu etti" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Bugün yeni göreve başladığım Afyon ilinde bana düşen ve bizlere düşen Afyonkarahisar'a göreve geldiğinden bu yana yerinde durmadı. Tüm vatandaşlara kendini sevdirmeyi başardı. Vali Gökmen Çiçek Afyonkarahisarlı oldu. Afyonkarahisar'ı herkesin tanıdığı, bildiği şehir olmanın ötesine geçip bir cazibe merkezi haline getirmektir. Belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle Afyonkarahisar'da sporun gelişmesi için büyük destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Vali Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik ünvanı verildi. Konuyu Twitter hesabından bildiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, şehrimizin tanıtımı noktasında var gücüyle çalışan Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik ünvanı meclisimizin oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'e Afyonkarahisar'ın gelişimi adına verdiği desteklerden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum ifadelerine yer verdi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise memnuniyetini Twitter hesabından Başkan Zeybek'e cevap vererek dile getirdi. Vali Çiçek, "Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bu ince düşünceniz, nezaketiniz beni çok mutlu etti. Gizemli şehir Afyon'a hizmet etmek bizim için onurdur" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, belediye başkanları ve il genel meclis üyeleriyle birlikte düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda belediye başkanları ve il genel meclis üyelerine kendi bölgelerinde adaletli bir şekilde hizmet etmelerini isteyen milletvekili Taytak, "Girmediğiniz, çalmadığınız kapı ve gönül bırakmayın" dedi. Bugün olan istişare toplantımızı yapıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, ilçe başkanları istişare toplantısının ardından belediye başkanları ve il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi. Biliyorsunuz daha önceki süreçte pandemi öncesinde sık sık bir araya geliyorduk. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan belediyelerden sorumlu il başkan yardımcısı Doğan Şimşek, belediye başkanlarının daima sahada, halkın içinde olmalarını ve herkesi kucaklamalarını istedi. Kapı, gitmediği kurum, gitmediği yer kalmadı. Bununla birlikte her gittiği yerden kurumlar çoğu zaman da ortamda şu toplantı halindeyken hangi kurumda bir işimiz olursa direkt telefonu sizin yanınızda açıp mikrofon açık bir şekilde hangi genel müdürse çoğusu da zaten kendisinin de oralarda yıllardır görev aldığından dolayı arkadaş oluyor, tanıdı oluyor. Allah razı olsun. Konuşup direktmen o işi orada bitiriyor. Teşkilatımızla milletvekilimizle beraber biz bir ekip olarak kol kola, omuz omuza çalışıyoruz. Sahadayız. Nerede olmamız gerekiyorsa vekilimizin yani Ankara boyutu elbette ki kendisinin çalışmaları, kendisinin emekleri. Ama biz de burada sahada sürekli kendisinin gözü, eli, kulağı olmaya gayret ediyoruz. İl Sekreteri Beytullah Bostancı ise belediye başkanlarının yaptığı hizmetleri sosyal medya aracılığıyla kendi bölgesinde yaşayan vatandaşlara duyurulmasını istedi. MHP İl Genel Meclis Üyesi Grup Başkanı Ahmet Zeki Ertürk, meclis çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ertürk, "Milletvekilimiz başta olmak üzere il başkanlığımızla uyum içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir. Cumhur İttifakı ruhunu il genel meclisinde de devam ettiriyoruz. Bölgemize en iyi hizmeti sunmak için yoğun bir mesai harcıyoruz" ifadelerini kullandı. MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, seçimlerden bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı belediye başkanlarını tebrik etti. Başkan Kocacan, "Üretken belediyecilik anlayışıyla hizmet veren belediye başkanlarımızın daha çok makamlarda değil, halkın içinde olmalarını, vatandaşlarımızın faydalanabileceği hizmetlere ağırlık vermelerini istiyoruz" dedi.
MHP, MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ise pandemi döneminde belediye başkanlarının başarılı bir sınav verdiğine dikkat çekti. Pandemi döneminde her şeye rağmen yine sizler özellikle beldelerinizde, ilçelerinizde vatandaşı mağdur etmeyecek her türlü çalışmayı ortaya koyuyoruz. Allah nasip etti bizler de o dönemde maskenin olmadığı zaman içerisinde beldelerimiz dahil, pek çok ilçelerimiz dahil, pek çok yerde masaya gönderdik, nasip oldum. İl teşkilatımız aynı şekilde bütün koordinasyon içerisinde bulundu ve beldelerimizde, ilçelerimizde çok az zayiatlarla pandemi dönemi atlattık. İnşallah bundan sonraki süreçte yine üretken belediyelik anlayış içerisinde kamuoyun topluma vermiş olduğunuz sözlerinizi yerine getirmek amacıyla her türlü çalışmayı yerine getireceğiz. Vekil Taytak, belediye başkanlarının ve il genel meclis üyelerinin kendi bölgelerinde vatandaşlarla temas halinde olmalarını istedi. Gitmediğiniz, girmediğiniz kapı, girmediğiniz gönül kalmayacak ki zaten kalmadı. Devam ettireceksiniz. Toplumsal bütün problemleriniz arkadaşlar hem il teşkilatımız olarak hem de genel meclis yöneticisi ve milletvekiliniz olarak sonuna kadar arkanızda olduğumu ifade etmek istiyorum. Kadimşehir Afyonkarahisar tarihi eserleriyle birlikte gelecek kuşaklara ışık olmaya devam ediyor. Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yürütülen Kaybolan Meslek Nalbant'ın Canlandırılması isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında Türkiye'nin ilk tarım, hayvancılık ve Nalbant Müzesi açıldı. Türkiye'nin ilk tarım, hayvancılık ve Nalbant Müzesi Afyonkarahisar'da açıldı. Ya Allah, bismillah. Allah eylesin inşallah. Müzeyle nesiller arasında bir kültür köprüsü kurulması amaçlanıyor. Atın salınır seni, yemre seni. Müzede eskiden kullanılan ancak tarım ve teknoloji ilişkisinin artmasıyla önemini yitirmiş olan kağın arabası, düven, karasaban, atkı, yaba, dirgen, tırpan, orak, üvendire, semer, heybe, manda derisinden özel olarak yapılmış demirci körüğüyle nallama öncesi öküzleri yatırdıktan sonra tespit etmeye yarayan tezgah, tırnak törpüsü, renet, mühre, demirci, örsü, kerpeten, tokmak, nal çekici, sunturaçla at, eşek ve öküz nalları gibi çeşitli nalbant malzemeleri sergileniyor. Güzel. Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, müzenin hazırlık aşamasında görevlilerin çok yoğun çaba sarf ederek müzeyi hazır hale getirdiklerini söyledi. Belediye valilik işbirliğinde, üniversitemizin de desteğiyle Nalbantçılık ve Demircilik Müzesi'nin açılışındayız. Burada arkadaşlarımız çok yoğun çaba sarf etti. Belediyemizden İhsan Akar, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Şube Müdürümüz Valilik'ten büyük bir emek harcandı burada. Şimdi belediye başkanımızla beraber açacağız, hep beraber inşallah. Sonra gezeceğiz ve halkımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Açıklamanın ardından müzenin açılış kurdelesi kesildi. Ya Allah, bismillah. Allah eylesin inşallah. Müzeyi gezen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve beraberindekiler sergilenen tarım aletleri hakkında bilgi aldı. Çektiğimiz lanca daha demir olmadan evveli saplı. O ne? Taksı. Öte yandan müzede yer alan malzemelerin bedelsiz olarak çiftçiler tarafından bağışlandığı öğrenildi. Sapı samanı bağlı sıkıştırma haşla kullanılıyor. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın 2021 yılı Temmuz ayı ihracat rakamları hakkında açıklama yaptı. Afyonkarahisar'ın ihracatı ilk 7 ayda %20.7 arttı. ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın 2021 yılı Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Serteser,
İlimiz 2020 yılı Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %6,3 geriledi. Geçen yıl Temmuz ayında 30 milyon 463 bin dolar olan ihracatımız bu yılın aynı ayında 28 milyon 556 bin dolar olarak gerçekleşti. 2021'in ilk 7 ayında ilimizden yapılan ihracatsa %20,7 arttı. Geçen yıl ilk 7 ayda 180 milyon 401 bin dolar olan ihracatımız, bu yıl ilk 7 ayda 217 milyon 811 bin dolara çıktı. İlimiz bu rakamla yeni tip koronavirüs salgınından önceki 2019 ve 2018 yıllarının ilk 7 aylık ihracatını da geride bırakmış oldu. İlimizden 2019'un ilk 7 ayında 199 milyon 665 bin dolarlık, 2018'in ilk 7 ayında 201 bin 772 bin dolarlık ihracat yapılmıştı, dedi. Afyonkarahisar'dan yapılan ihracatta ülke sayısının da arttığına dikkat çeken Serteser, ilimizden 2021 yılının Temmuz ayında 81 ülke ve 2 serbest bölge ihracat gerçekleştirildi. Geçen yıl Temmuz ayında ise 80 ülke ve 2 serbest bölgeye ilimizden ihracat yapılmıştı. Temmuz ayı ihracatımızda ilk sırayı Amerika Birleşik Devletleri aldı. ABD'ye dış satımımız %7,2 oranında artarak 5 milyon 619 bin dolara çıktı. Temmuz ayı ihracatımızda ikinci sırayı alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatımız %15'lik gerilemeye rağmen 3 milyon 857 bin dolar olmuştur. İhracatımızda üçüncü sırayı ise %13,3 oranında gerilemeye rağmen 3 milyon 124 bin dolarlık dış satımla Fransa aldı, ifadelerini kullandı. Başkan Serteser, Afyonkarahisar'ın ihracatında öne çıkan sektörler hakkında da bilgi verdi. Serteser, çoğunluğu mermer olan madencilik ürünleri sektörü, Temmuz ayında %7,6'lık gerilemeye rağmen 18 milyon 658 bin dolarlık ihracata imza attı ve birinci sırayı aldı. Çoğunluğu yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü %34,1 gerilemeyle 2 milyon 148 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi ve ikinci sırada yer aldı. Demir ve demir dışı metaller sektörü ise %6,5'lik yükselişle 1 milyon 389 bin dolarlık ihracat yaptı ve üçüncü sektör oldu, şeklinde konuştu. Afyonkarahisar, 2021 yılının Temmuz ayında yaptığı 28 milyon 556 bin dolarlık ihracatla ihracat yapan iller arasında geçen yıla göre iki basamak gerileyerek 33. oldu. Afyonkarahisar'a komşu illerin ihracat sıralamasındaki yeri ise şöyle: Denizli 9. Konya 11. Eskişehir 20. Isparta 30. Kütahya 35. Uşak 38. Burdur'sa 41. sırada yer alıyor. Türkiye'nin birçok noktasında yangınlarla mücadele ederken Belediye Başkanı Mehmet Zeybek öncülüğünde Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde ilk dersimiz fidan olacak kampanyası başlatıldı. Afyonkarahisar Belediyesi Başkan Mehmet Zeybek liderliğinde orman yangınlarına karşı fidan dikme kampanyası başlattı. Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde ilk dersimiz fidan olsun kampanyasının protokol imza töreni düzenlendi. Törende imzalar, yanan ormanların yeşillendirilmesi, öğrencilerin de çevre bilincinin oluşması ve orman varlığının artırılması için atıldı. Afyonkarahisar Belediyesi toplantı salonunda yapılan imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek şunları söyledi: Terörle ulaşamadıkları hedeflerine ülkedeki değerli kaynaklarımız, yeşil dokumuz, güzel ormanlarımızı yakmakla hedeflerine ulaşacağını zanneden hainlere nispet olsun diye üniversitemizin iki rektörü, İl Milli Eğitim Müdürümüz
ve Orman İşletme Müdürümüzle birlikte yanan ormanlarımızın küllerinden yeniden doğacak bir ağaçlandırma kampanyası başlatmak istiyoruz. Birlikte yeniden yeşertmek, yaraları sarmak için fidan dikim kampanyasını şu an itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Yemyeşil bir Türkiye için fidan bağışı yapılacağını duyuran Başkan Zeybek, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk dersinin fidan dikimi olacağını ifade etti. Afyon Karahisar'ımızdaki tüm okullarda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk dersi fidan dikimi olacak. Başkan Zeybek, bu yangınlara sebep olanların cezasını çekeceğini vurguladı. İnşallah bu alçaklığı yapanların, ülkemize bu alçaklığı yapanların da el birliğiyle üstesinden geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nurullah Okumuş ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakaş da ormanların ve bitkilerin önemine dikkat çekerek her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirttiler. Karadaki tüm canlıların aslında yaşam kaynağı ve yaşam alanı olan ormanların fütursuzca yok edilmesi bizi çok derinden üzüntüye boğuyor. Aslında sadece ağaç olarak değil, buradaki çalı bitkilerinden otlu bitkilere kadar buradaki tüm floranın yok olması çok büyük bir kayıp, çok büyük bir üzüntü kaynağı. Üniversitemize 2021-2022 eğitim öğretim yılında kayıt yapacak tüm öğrencilerimiz adına en az bir adet fidan dikme kampanyası başlattı. Kararımızı aldık. İnşallah 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dersinde fidan dik sloganıyla bu kampanyaya aktif bir şekilde destek vereceğiz ve ülkemizi yeniden yeşerteceğiz. Ülkemize yönelmiş her türlü hain fikrin ve eylemin karşısında olduğumuzu bu kampanyamızla da bir daha ifade etmiş olacağız. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ise yaptığı konuşmada üzerimize düşen görevi yapacağız dedi. İnşallah yanan her bir fidanın daha kat kat fazlasını bu ülkemiz topraklarında dikip daha fazla yeşil alana, daha fazla ormana sahip olma yolunda biz de üzerimize düşen görevi gerçekleştireceğiz, yapacağız. Afyon Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Uz, tüm Afyonkarahisar halkından destek beklediklerini ifade etti. Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda büyük yangınlar sürmekte, devam etmekte. Afyon'dan da ciddi destek vermekteyiz. Hem personel anlamında, hem araç gereç anlamında, hem ekipman anlamında ciddi desteklerimiz mevcut. Geleceğe nefes olmak adına, geleceğe nefes kampanyamıza Afyon ilimizden ciddi destek bekliyorum. Bu konuda hasreten sizlerden ricam, Afyon ilimizden ricam, geleceğe nefes olmak adına destekleriniz bizleri onurlandıracaktır, memnun edecektir diyorum. İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları bugün yapılan ikinci oturumla devam etti. Başkan Burhanettin Çoban Başkanlığı'nda yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları devam ediyor. Bugün ikinci oturum yapıldı. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerine kaldığı yerden devam edildi. Komisyon raporlarını kabul edenler, etmeyenler raporlar oy birliğiyle kabul. İlk olarak Bolvadin ilçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan 214 adı 35 parsel numaralı 1.094,24 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan Bahçeli Evler İş Merkezi'nin birinci katında bulunan mülkiyetleri İl Özel İdaresi'ne ait 18, 19 ve 20 bağımsız bölüm numaralı işyerlerinin satılması konusundaki komisyon raporları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Sandıklı ilçesi Hisar Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait olan ve üzerinde 3 katlı yurt binası bulunan 210 ada 116 parsel numaralı 2838 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 10 yıl süreli tahsis edilmesine karar verildi. Bir diğer gündem maddesinde ise Başmakçı ilçesine bağlı Yaka Köyü'nde bulunan mülkiyetleri İl Özel İdaresi'ne ait 101 ada 2 parsel numaralı 672,18 metrekare yüz ölçümlü taşınmaza mesire alanı yapmak amacıyla 10 yıl süreyle tahsis edilmesine karar verildi.
İhsaniye ilçesine bağlı Karacaahmet köyünde yer alan 3717 parsel numarasıyla kayıtlı, mülkiyeti İbrahim Üge'ye ait 567,88 metrekarelik taşınmaz üzerinde bulunan yolun kaldırılması konusu komisyon tarafından reddedildi. Yine İhsaniye ilçesine bağlı Karacaahmet köyünde yer alan 2899 parsel numarasıyla kayıtlı, mülkiyeti Talip Yılmaz'a ait 4.394,52 metrekarelik taşınmaz üzerinde bulunan yolun kaldırılması konusu reddedildi. Günün son maddesi olan Çay ilçesine bağlı Eber köyünde yer alan 196 ada 45 parsel numarasıyla kayıtlı, mülkiyeti Recep Arı'ya ait 1.355,52 metrekarelik taşınmaz üzerinde bulunan yolun kaldırılmasına ilişkin maddenin de oy birliğiyle reddedilmesi kararlaştırıldı. Gündem maddelerinden sonra AK Parti İhsaniye İl Genel Meclis Üyesi İrfan Seçen tarafından İhsaniye Döver'de çekilip hazırlanan klip izletildi. İl Genel Meclis Ağustos ayı toplantıları yarın yapılacak olan 3. oturumla devam edecek. Evet, söz almasına başlıyorum. Kabul edenler, etmeyenler 12. maddedeki... Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası heyeti Afyonkarahisar'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'ı ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu üyeleri her zaman desteğe hazır olduklarının altını çizdi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi ile Afyonkarahisar'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'ı ziyaret etti. Ziyarete ATSO Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Yönetim Kurulu üyeleri Hayrettin Güzbey ve Yücel Albay katıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'a görevinde başarılar dileyen ATSO Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci ile Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti. Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak da ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk İş Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Uslu, Türk İş binasının yeni yerinde faaliyete başladığını duyurdu. Uslu burada kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Gündemi değerlendiren Uslu, kamu toplu iş sözleşmeleriyle ilgili de konuştu. İşte o açıklamalar. Bu türlü felaketleri yani görmek, bu felaketleri bu şekilde acı acı yaşamak hepimizi derinden üzmüştür. Tabii bu felaketlere karşı da özellikle devletimizin baştan öncelikle hazırlıklı olması gerektiğini altını çizmek istiyorum. Tedbiri görüp zarar olduğunda da o bizim için bir teselli olur. Yani tedbirimiz vardı ancak zarar gördük diyerek böyle de bir rahatlama konumuna kendimizi getirebiliriz. Bu kamu toplu iş sözleşmeleri işte yakın tarihte zannedersem sonuçlanacaktır. Bu kamu toplu iş sözleşmesiyle alakalı Türk İş'in uzun süreden beri yapmış olduğu yani tecrübeli böyle Türkiye'deki bu sözleşmelere imza koyan, mühür koyan bir çalışması var. Yani tecrübenin oldukça yüksek olduğunu görüyorum. Biz Türk İş Afyon'daki temsilcileri olarak da başkanlarımızı, efendim oradaki gayretlerini buradan alkışlıyoruz. İyi sonuçların çıkacağını umut ediyoruz. Tabii buna bağlı memurlarımızın da aynı tarihte toplu iş sözleşmesi pazarlıkları var. Her iki hem işçinin hem memurun toplu iş sözleşmesinin aynı tarihe, pazarlık tarihine denk gelmesi zannedersem bu kamu çalışanlar adına çok daha verimli olacaktır. 3 yıl içerisinde bu kooperatifi tamamladık. 460 tane daire, 75 tane dükkanın tapularını çıkardık. Bunların hepsinin de üyeleri var. Ev sahipleri var, dükkan sahipleri var. Herkese yüzümüzün akına burayı teslim etme imkanını bulduk. Ben Türk İş'in temsilcisi olarak yani basındaki olan arkadaşlardan hep destek gördüm. Yani sağ olun, teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.
Ormanlık alanlarımız Türkiye'nin cennet bölgeleri yangınlar nedeniyle yok oluyor. Her yangın haberinde ciğerlerimiz bir kez daha yanıyor. Şimdi de bölgelerimizde yaşanan orman yangınlarını getiriyoruz ekranlarınıza. Denizli'nin Buldan ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayarak geniş bir bölgede etkili olan yangın ormanlık alana zarar verdi. Yangına çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte çok sayıda itfaiye ve orman ekibi tarafından müdahale edildi. Yangında onlarca hektar ormanlık alan siyaha büründü. Manisa'nın Salihli ilçesine çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 10 dönüm alan zarar gördü. Uşan, Sivaslı ilçesine bağlı bir köyde çıkan orman yangını ise ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar alan kül olurken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle birlikte geniş alana yayılmadan söndürüldü. Isparta'dan da o kötü haber geldi. Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi de dumandan etkilendi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir beshanede çıkan yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Besihanede yangın çıktı. Olayın adresi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi. Yunus Emre mahallesinde Ramazanlı Ali İhsan Karakuş'a ait evin avlusundaki besihanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Besehanede çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle avludaki saman balyaları ile başka bir besehaneye sıçradı. İtfaiye ekipleri vatandaşlarla birlikte iş makinesi ve beton mikseriyle yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın hasara yol açtı. MVF Sağlıklı Yaşam Grubu Frig Vadisi'nde hem gezdi hem de çevredeki çöpleri topladı. Bu toplanan çöpler ise geri dönüşüme kazandırılacak. MVF Sağlıklı Yaşam Grubu Frigya'da örnek bir davranış sergiledi. Doğal güzelliklere sahip çıkalım diyen MVEV Sağlıklı Yaşam Grubu lideri Reyhan Mısırlıoğlu, yanıcı, yakıcı maddelerin doğaya zarar vermesine göz yummadı. MVEV ailesi olarak çevreye çok önem veriyoruz ve bugün bir tura çıktık ama tura çıkarken etrafımızda bu kadar güzel turistik bir alanda maalesef yanıcı, yakıcı maddeler gördük. Biz bunları toplamak istiyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Doğamız bizim için çok önemli. Sahip çıkalım doğamıza. Hadi arkadaşlar. Grup lideri ve üyeleri çevredeki çöpleri poşetlere toplayarak örnek bir davranış sergilediler. Doğamız yeşil kalsın diyen kadınlar temizlik sonunda poşetler dolusu çöp topladı. Grup lideri Mısırlıoğlu, yeşile ve doğal güzelliklere sahip çıkmanın önemini vurguladı. Aslında sadece çok kısa bir zamanımızı aldı. Hem gezebiliriz hem de en azından gördüğümüz çöpleri toplayabiliriz. Tabii ki çöp atılmamasını uygun görüyoruz ama atanlar kendileri için atıyor ama bizler çevremize, yeşilliğimize, doğal güzelliklerimize sahip çıkarak çöplerimizi toplamaya devam edeceğiz.
Toplanan 450 ürünün geri dönüştürülerek çeşitli alanlarda yeniden kullanıma kazandırılacağı bildirildi. Sen al abi. Türkiye'nin elektrik tüketimi Temmuz ayında ne kadar arttı? Peki ithalatı ne durumda? Hepsini ve daha fazlasını izliyoruz. Türkiye'nin elektrik tüketimi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %5,95 artarak 30 milyar 240 milyon 100 bin kilowatt saati oldu. Teşekkür ediyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 89 milyon 72 bin kilowatt saatle 30 Temmuz'da, en düşük tüketim ise 753 milyon 343 bin kilowatt saatle 20 Temmuz'da gerçekleşti. Elektrik tüketimi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %5,95 artarak 30 milyar 240 milyon 100 bin kilowatt saate yükselirken, üretimde %7,28 artarak 30 milyar 584 milyon 155 bin kilowatt saati oldu. Öte yandan Türkiye'nin elektrik ithalatı bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla %32,93 azalarak 172 milyon 25 bin kilowatt saatten 115 milyon 363 bin kilowatt saate düştü. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı binanın asansör halatı koptu. Asansör kabininde bulunan iki kardeş yaklaşık 9 metreden aşağı düşerek ağır yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Çakır mahallesinde 3 katlı binanın asansör halatı koptu. Asansörde bulunan Yılmaz ve Hüseyin Karagöz isimli iki kardeş, üçüncü kattan aşağı indikleri sırada halatın kopması sonucu 9 metreden zemin kata çakıldılar. Aile üyelerinin haber vermesiyle olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asansör kazasında yaralanan iki kardeşin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis de kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Afyonkarahisar'da evlerin önündeki parkta çocukların oynamasına izin vermediği iddia edilen kadınla komşular arasında çıkan kavga karakolda bitti. Çocuğunun parka girmesine izin verilmediğini öne süren anne yasakçı kadından şikayetçi olurken yaşananlardan dolayı da 3 yaşındaki oğlunun psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Evlerinin önündeki parkta çocukların oynamasına izin vermedi. Olanlar oldu. Görüntüler Afyonkarahisar'dan. Olay Mareşal Fevzi Çakmak mahallesinde meydana geldi. Mahallede oturan bir kadın, evlerinin önündeki İsmail Kemal Aşkar Parkı'nda çocukların çimlere bastığı gerekçesiyle girmelerine izin vermeyerek parktan kovdu. Hadi buradan bir daha gel. Hangi gerekçeyle çocukları parka koymuyorlar? Yani bilmiyorum, onu kendisine sormak lazım. Yani parkı kendine ait malı mülkü gibi kullanıyor. Aynı apartmanda oturan Sibel Bektaş ise 3 yaşındaki oğlunun parkta oyun oynarken komşusunun oğluna bağırıp kızdığını görünce duruma tepki gösterdi. Ardından ikili arasında yaşanan tartışma esnasında kadının kendisine hakaret ettiğini öne süren Bektaş polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki kadını karakola götürdü. İkili burada karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Yeşilliğe basmayacakmış, bisikletle çocuklar oynamayacakmış, top oynamak yasak. Yazık çocuklar ona soruyor ve sürekli çocuklar ondan kaçarak ya dizini parçalıyor ya bir yerine zarar veriyor. Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ve insanlardan kaçmaya başladığını söyleyen Bektaş, yaşanan olayı şöyle anlattı. Parka sokmuyor, yeşilliğe basmasına izin vermiyor. Çocukları sürekli bağırıyor, hakaret ediyor, asarım, keserim, döverim gibi kelimeler kullanıyor. Ve biz çocuklarımızı parka çıkartamıyoruz. Parkın suyunu şahsına ait olarak kullanıyor.
aynı zamanda kendine ait küçük bir bahçeyi parkın suyuyla suluyor ve çocuklara hiçbir şekilde rahat vermiyor. Aynı zamanda mahalleyi de kışkırtıyor. Buradaki açıkçası çoğu apartman sakini çocukların parkta oynamasına izin vermiyor. Ve şu an karakolluk olduk, şikayet ettik. Bir sonuç alamadık. Defalarca muhtara, belediyeye, yöneticiye, CİMER'e her yere yazdık. Bir sonuç alamadık. Olay buraya gelmemesi için o kadar çabaladık ki en sonunda artık karakolluk olduk ve şu anda evimizden de olduk. Mağduruz. Ev sahibimize bizim çıkmamızı söylemiş. Şu an çocuğumla şu kadarını söyleyeyim. Çocuğun psikolojisi bozuldu. İnsanlardan kaçıyor, korkuyor. Eve girmek istemiyor, uyumuyor. Öte yandan tarafların karakolda şikayetçi olmaları üzerine savcılık tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Denizli'de yakınlarına ben hastayım, benden haber alamazsanız polise haber verin dedi ve olanlar oldu. Kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen için polisler adeta seferber oldu. Ben hastayım, benden haber alamazsanız polise haber verin dedi. Polisler emekli öğretmeni bulabilmek için seferber oldu. Olayın adresi Denizli. Tamam, anahtar da yok zaten. Evde yoksa anahtar da yok. Tamam, merdivenin arası tekrar inin aşağıya. 67 yaşındaki emekli öğretmen hasta olduktan sonra evden çıkmamaya başladı. Bir süre sonra rahatsızlığı artan kadın yakınlarını arayarak ben hastayım, benden haber alamazsanız polise haber verin dedi. Bir hafta sonra emekli öğretmene ulaşamayan yakınları 112 acil çağrı merkezini arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler apartmanın 3. katındaki eve çıkarak kapıya vurmaya başladı. Tamam, anahtar da yok zaten. Evde yoksa anahtar da yok. Tamam, merdivenin arası tekrar inin aşağı. Telefonu çalmasına rağmen kendisine ulaşılamayan öğretmenin kapıyı açmamasıyla birlikte itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler merdivenle evin balkonuna çıktı. Ardından balkon kapısını açarak içeri giren ekipler öğretmenin evde olmadığını gördü. Korkuyla bekleyen komşuları öğretmenin içeride olmadığını öğrendikten sonra rahat bir nefes alırken emekli öğretmenin hastanede olduğu ortaya çıktı. Direksiyon kilidini kırdılar, kimseye aldırış etmeden motosiklete binip uzaklaştılar. Hayrete düşüren olayın görüntüleri ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Eskişehir'de bir vatandaşa ait park halindeki motosikletin direksiyon kilidini kırarak çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı. Bir vatandaş akşam saatlerinde kendisine ait motosikleti evinin önüne park etti. Kimliği belirsiz iki şüpheli şahıs park halindeki motosiklete yaklaştı. Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken diğeri ise motosikletin direksiyon kilidini devre dışı bırakarak kontağı kurcalamaya başladı. Kısa süreli uğraşın ardından kilidi açamayan şüpheli şahıs ayağıyla motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Daha sonra motosiklete binen iki şahıs kısa süre içerisinde gözden kayboldu. Hırsızlık anları apartmandaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konya'da otomobil takla attı. Aynı aileden 3 kişi yaralanırken ne yazık ki 3 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti. Ankara'dan Konya istikametine gitmekte olan otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçtaki yaralılarsa kazayı görenler tarafından çıkartıldı.
Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan aynı aileden 3 kişi yaralanırken 3 yaşındaki çocukları da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'ın Şuut ilçesinde bıçaklı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görenleri dehşete düşüren olayda bir genç kavgada kendisini ayırmaya çalışan kişileri atlatıp karşı gruba yere düşen bir kişinin kafasından tutup sırtına bıçağı sapladı. O korkunç olayı izliyoruz şimdi de. Kafasından tuttuğu şahsın sırtını bıçakladı. Dehşet anları kamerada. Görüntüler Afyonkarahisar'ın Şuut ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndan. İddiaya göre Ümit A. geçtiğimiz günlerde İsçihisar ilçesinden gelen bir kadınla birlikte yaşamaya başladı. Bu duruma öfkelenen kadının yakınları ise gece geç saatlerde Ümit A. ile konuşmak için Şuut ilçesine geldi. Meydanda buluşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ümit A. ile yanındaki arkadaşı ve diğer grup üyeleri birbirine girdi. Çevreden geçenler tarafları ayırmaya çalışırken Ümit A. aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı ve elbiseleri parçalandı. Olay esnasında Ruhise isimli şahsa görenleri dehşete düşüren bir hamle yaparak kavga ettiği Ümit Ağa'nın yere düştüğünü görünce önce kendisini ayırmaya çalışan kişinin elinden kurtulup ardından yerden kalkmaya çalışan Ümit Ağa'nın kafasından tuttu ve bıçağı sırtına sapladı. Ardından Ruhise elindeki bıçağı Ümit Ağa'ya doğru sallayarak tehditler savurdu. Kavganın ardından Ruhise ve beraberindeki şanslar otomobile binerek olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ümit A ise olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası biri 16 yaşında 3 kişi gözaltına alındı. Kütahya'nın Simav ilçesinde 1450 rakımlı Gölcük Yaylası, rengarenk manzarasıyla ziyaretçileri adeta kendine hayran bırakıyor. Kütahya'nın Simav ilçesinde bulunan Gölcük Yaylası, doğa harikası krater gölü ve rengarenk manzarasıyla görenleri kendine adeta hayran bırakıyor. Son yıllarda yapılan turizm yatırımlarıyla bölgenin en önemli dağ turizmi merkezi haline gelen Gölcük Mesire Alanı, yılın 12 ayında vatandaşlara hizmet veriyor. Krater Gölü çevresinde yürüyüş ve bisiklet yolu, lavanta bahçeleri, taş konak evleri ve sosyal tesisleriyle göz dolduran Gölcük Yaylası'nda turizm patlaması yaşanıyor. Gölcük Yaylası, doğa harikası krater gölü ve rengarenk manzarası ile her mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunarken, havadan görüntüleri de görenleri kendine hayran bıraktı. Daha önceki bültenlerimizde ekranlarınıza getirmiştik. Traktörü gelin arabası yapmışlardı. Eskişehir'den de ilginç bir görüntüyü ekranlarınıza getiriyoruz. Bu defa sünnet olan yeğenine sürpriz yapan dayı tırını bakın nasıl süsledi. Eskişehir'de yapılan sünnet düğününde yeğeninin tırlara olan düşkünlüğünü bilen dayısı yaptığı sürprizle çocuğu sevindirdi. Tırını yeğeni için sünnet aracına çeviren dayı hazırlattığı süslerle yeğenine büyük sevinç yaşattı. Düğüne gelenler de gördükleri tır karşısında şaşırdı. Düğününde tırın sünnet aracı olmasına sevinen küçük yeğen şöyle konuştu. Dayım bana bir sürpriz yaptı. Arabasını süsledim. Ona çok teşekkür ediyorum.
gelenlerimize de teşekkür ediyorum. Şimdi konvoyumuz olacak. Tırla yapılan konvoyda sünnet çocuğu dakikalarca hayalini gerçekleştirip eğlendi. Sıradaki haber bayram günlerinde babalarını özleyenler için geliyor. Kanal 3'te önceki dönemlerde yaptığı programlarla adından sıkça söz ettiren Osman Öztekin, Babam Nerede parçasıyla bu kez herkesi duygulandırdı. Parçasını şehit babaları için seslendiren Öztekin gelirini de onlara bağışladığını ifade etti. Hareketli parçaları ile herkese neşe katan Osman Öztekin, bugün bayram, babam nerede diyerek bu kez yüreklere dokundu. Babasına özlem duyanları duygulandırdı. Ay bekleyecektin ya. Babam sen beni bayramda bekleyecektin ya. Otlar bitmiş mezarına. Hasret kalmışım baba. Hasret kalmışım sana. Hani bekleyecektim baba. Hani bekleyecektim. Hasretim sana baba. Geçtiğimiz dönemlerde Kanal 3'te hazırlayıp sunduğu programlarla dikkat çeken Osman Öztekin, Babam Nerede isimli 5. albümünü yayınladı. Öztekin, sözü ve müziği Muzaffer Olkan'a ait olan parçaya bir klip çekti. Sordum seni herkes nerede? Bugün bayram, babam nerede? Oy. Bu parçasını şehit babaları için söylediğini belirten Öztekin, gelirinin ise şehit babalarına bağışlanacağını ifade etti. Köyde her şey viran olmuş, babam ocağın kül olmuş. YouTube üzerinden yayınlanan klip büyük beğeni aldı ve bayramlarda babasını özleyenlerin yorumlarıyla doldu. Kalmış, eller babasına duymuş. Bugün bayram, babam nerede? Gündeme dair önemli gelişmeleri ekranlarınıza getirdik. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Sırada spor haberlerimiz var. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. İnşallah tüm durumlarımızı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, güreşte bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar'ın başarısını değerlendirdi. Her şeyden önce tüm sporcularımıza gurur duyduğumu ifade ediyorum. Sporcularımız bizim gururumuz. Böyle size zor bir zamanda ülkemiz yangınlarla mücadele ediyor. Böylesine zor bir zamanda ülkemize güzel haberleri sporcularımız vesilesiyle iletmek apayrı bir heyecan. Bu vesileyle tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Tabii bugün ilkleri yaşıyoruz. Az önce Yasemin Adar güreşte bir kadın sporcu olarak ilk kez madalya sahibi oldu. Olimpiyat madalyası sahibi. Ondan önce Rıza 3. madalyasıyla 3 kez olimpiyat madalyası alan bir sporcumuz oldu. Hamit Kaplan'dan sonra. Bu da bir önemli aşama. Tabii ki Fileni Sultanları Rusya'yı yine güzel bir şekilde yendiler. Onlar da çeyrek finale adlarını yazarak onlarla bir tarih yazdılar. Onlarla gurur duyuyoruz. Sporcularımız inşallah önümüzdeki süreçte de yarın diğer günler milletimizi, şanlı bayrağımızı temsil etme adına
hanımefendiyle gayretleriyle müsabakalarına devam edecekler. Onlara başarı diliyoruz. Ülkemize selam ediyoruz. Bu her zaman aynı şekilde sevgi saygı içerisinde bir güven duygusunu hep verin. Hiç farkınız yok. Tecrübeli hakem, iyi hakem bu demektir. Hakemlerle bir araya gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş. İnandığınız yolda gidin, cesur olun, hiç korkmayın. Kameralara teslim olmayın. Var, evet, var ama vara güvenerek değil, kendinize güvenerek maç idare edin dedi. Oyuncu itirazlarına izin vermeyi de doğru bulmuyorum. Hatta bu itirazlar nedeniyle keşke yeşil kart dediğimiz yani 3-5 dakikalık oyuncuları kenara almak ve o takımda cezalandırmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani bu olabilirse. Merkez Hakem Kuruluşları'nın 2021-2022 sezonu yaz seminerlerinin açılış töreninde konuşan Şenol Güneş, eleştiriye açık olduklarını söyledi. Futbol artık endüstriye bir ad aldı. Dolayısıyla beklentiler çok büyüdü. Evet, yine keyif olayı, eğlence, ortak değer. Ama tabii beklentileri de yüksek olduğu için eleştiri de fazla oluyor. Yaptığımız iş eleştiriye açık. Bunu hep açık olmamız gerekiyor. Ama bu eleştiriye karşısında kendimizi bilmemiz gerekiyor. Burada özgüven çok önemli. Karşılıklı sevgi, saygı, güvenin olması gerekiyor. Burada görüyorum ki o birliktelik var. Aynı duyguların sahaya yansımasını bekliyoruz. Umarım ki öyle olur. Geldiğim ilk günden beri Civa'ya, bugün baktığımız zaman çok daha büyük mesafe alındığını görüyorum. Bu bizim için de gerekli. Başta başkanımız Nihat Bey olmak üzere bütün yönetim kurulu her türlü desteği verdi milli takıma, milli takımlara, aynı zamanda siz hakemlere ve hakemlerimizin de futbolumuzun da çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hakemlerin oyunun hızlanması için önemli bir rol oynadığının altını çizen deneyimli teknik adam, Türk futbolunun geçmişe göre çok daha iyi olduğunu ifade etti. Son dönemde alınan sonuçlar, bizim Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız kötü sonuçlar Türk futbolunun bittiğini değil, evet düştüğünü, olumsuz olduğunu söyleyeceğiz tabii, eleştirilerimizi yapacağız. Ama Türk futbolu geçmişine göre çok daha iyi bir durumda, bunu söylüyorum. Ama bugün buradaki imkanlara göre daha iyi olmamız gerekiyor. Hakemlere seslenen Şenol Güneş, rahat olun çünkü herkes sizi izliyor dedi. Bu her zaman aynı şekilde sevgi saygı içerisinde bir güven duygusunu hep verin. Hiç farkınız yok. Tecrübeli hakem, iyi hakem bu demektir. Hakem oyuncu ilişkilerindeki o sevgi saygı olduğu müddetçe inanın hiçbir sıkıntı olmaz. Hiç gergin olmaya gerek yok. Siz de keyfini çıkarın. İnandığınız yolda gidin. Cesur olun. Hiç korkmayın. Çünkü izleniyorsunuz. Burada da izleniyorsunuz. Sokakta da izleniyorsunuz. Maçta da izleniyorsunuz. Rahat olun. VAR sistemi de gündemindeydi Güneş'in. VAR'a güvenerek değil kendinize güvenerek maçı idare edin diyerek de önerilerde bulundu. Kameralara teslim olmayın. O yüzden de VAR'a geçmek istiyorum. VAR evet VAR. Ama VAR'a güvenerek değil kendinize güvenerek maçı idare edin. VAR sizin analiziniz olsun. Verdiğim kararı doğru mu yanlış mı neden hata sizi geliştirmek için bir yardımcı olsun. VAR'a bağlı kalırsanız gerçek değerinizi gösteremezsiniz. Vallahi takım olarak çok gururluyuz, mutluyuz ve heyecanlıyız çünkü başardığımız çok büyük bir şey. Amilli kadın voleybol takımının Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu. Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu. B grubunu 3. sırada bitiren A Milli Kadın Voleybol takımımız A grubunu 3. sırada tamamlayan Güney Kore ile eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 03'te başlayacak. Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve Türkiye saatiyle maç programı şöyle. Saat 03.00 Türkiye Güney Kore. Saat 07.00 ABD Dominik Cumhuriyeti. Saat 11.00 Sırbistan İtalya. Saat 15.30 Brezilya Rusya Olimpiyat Komitesi. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Şampiyon bizim grupta zaten. Bizim gruptan çıkacak. Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Afşet Afyonspor. Geçen sezon Çaykur Rizespor forması giyen orta saha oyuncusu Mithat Pala'yı renklerine kattı.
Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele verecek olan Afşet Afyonspor, antrenmanlarını Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki kendi tesislerinde sürdürüyor. Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu ve yardımcıları nezaretinde yeni sezona oldukça iddialı hazırlanan Mor Beyazlı Kulüp. Önceki gün yaptığı görüşmeler sonunda Çaykur Rizespor'un genç orta saha oyuncusu Mithat Pala ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Afşet Afyonspor'da antrenmanların oldukça verimli geçtiği bildirildi. Temsilcilerimiz UEFA Konferans Ligi 3. Öneleme Turu müsabakaları öncesi çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Trabzonspor ısınma koşusunun ardından pas çalışması, teknikle bağlantılı çabukluk çalışmaları ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Hasan Muhammed. Antrenman, rondo çalışması ve çift kale maçla son buldu. Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Dinamo Batumi ile karşılaşacak olan bir diğer temsilcimiz Sivasspor'da akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petre Buk'u eleyen Sivasspor, 2 günlük iznin ardından Dinamo Batumi maçının hazırlıkları teknik direktör Rıza Çalınbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Dayanıklılık koşusuyla başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 2 müsabakada Perşembe günü oynanacak. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.